Merhaba sevgili gençler. Bu videoda sizlere gerçek sayılardan, ondan sonra karekök ifadeleri çarpma ve bölmeden ve toplama çıkarmadan bahsedeceğim. Böylelikle karekök ifadeler konusunu tamamlamış olacağız. Sonrasında da artık karma sorulara geçebiliriz. Şimdi gerçek sayılar dediğimiz bizim şunlar. Bir kısmını geçen senelerde gördünüz zaten. Bu neydi? Doğal sayılar kümesiydi. Doğal sayılar kümesi hangi elemanlardan oluşuyordu? 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye böyle artı sonsuza kadar giden bir kümeydi. Bu doğal sayıların içinde 0 da vardı. Sayma sayıları dediğimiz zaman içinde 0 olmuyordu. Sonra tam sayılar kümesi vardı. Tam sayıları da Z harfiyle gösteriyorduk. Burada neydi? Doğal sayılar vardı. 0, 1, 2, 3, 4 diye böyle artı sonsuza kadar. Bir de buna ilave olarak ne vardı? Eksi sayılar vardı. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye eksi sonsuza kadar küsuratı olmayan sayılara biz tam sayılar diyorduk. Sonra ne gördük bir de? Rasyonel sayılar kümesini gördük. Rasyonel sayılar neydi peki? Rasyonel sayılar da İki tam sayının oranı şeklinde yazılabilen sayılardı. İki tam sayının oranı şeklinde yazılabilen sayılar. Mesela devir londalık sayılar. Değil mi? Mesela 2,3 devrediyor. Bunun nasıl yapıldığını geçen sene 7. sınıftayken görmüştünüz. Şimdi birazdan tekrar edeceğim. Mesela 7/3, mesela -2/5, mesela 7. Her tam sayı aynı zamanda altında gizli bir tane 1 olan bir rasyonel sayıydı sonuçta. Ve her doğal sayı da aynı şekilde tabii ki. Gibi çoğaltabiliriz bunu. Sonra bu sene ilk defa göreceğiniz ne var? İrrasyonel sayılar kümesi var. İrrasyonel sayılar kümesi dediğimizde rasyonel olmayan gerçek sayılardır aslında. Bunun tanımını da şöyle yapıyoruz. İki tam sayının rasyonel sayılarda şey demiştik ya, iki tam sayının oranı şeklinde yazılabilen demiştik ya, bu da rasyonel olmayanlar olacağı için iki tam sayının oranı şeklinde yazılamayan diye söyleyeceğim. Nedir bunlar peki? Bunlar da mesela kök dışına çıkmayan sayılar. Kök dışına çıkmayan sayılar, yani nedir onlar? Tam kare olmayanlar. Eğer tam kare sayı değilse bu kökün dışına çıkmaz. Dolayısıyla ne olacak? Bu bir irrasyonel sayı olacak. Kök dışına çıkar aslında da virgülden sonrası düzensiz bir şekilde sonsuza kadar devam eder. Dolayısıyla ben diyeceğim ki virgülden sonrası böyle bir sayı hatırlıyor musunuz? Virgülden sonrası düzensiz olarak, yani tekrara düşmeden, sonsuza kadar devam eden, şöyle tekrara düşmeden diyeyim. Böyle bir sayı hatırlıyor musunuz? Pi sayısı var değil mi? Pi sayısı neydi? Sonsuza kadar devam ediyordu. Ve tekrara düşmeden bunu yapıyordu. Bunlar işte irrasyonel sayılardır. Mesela pi sayısı. Mesela lisede kullanacağımız bir e sayısı var. Bir yerde küçük e görürseniz bu da nedir? İrrasyonel sayıdır diye bilin. Hani şu an kullanmayacaksınız ama pi gibi bir sembolü de. Mesela 3,765 dedi nokta 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 koydu. Virgülden sonra son kısımda tekrar göstermeden nokta nokta koyuyorsa irrasyonel sayı. Tamam mı? Eğer tekrar gösterip de mesela burada göstereyim onu. 3,7655 dedi. En sonunda tekrar gösterdi. Nokta 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 koydu. Bu ne? Bu rasyonel sayı. Neden? Çünkü 3,765 devrediyor diye söyleyeceğim. Hocam o 5,5'ten sonra belki tekrar edip etmeyeceğim. Nereden bileceğim? Olsun, bana tekrar göstererek nokta nokta koyduysa ben bu tekrar ederek böyle gidiyor diye düşüneceğim. Öyle kabul edeceğim. Kabul. Mesela ama burada şunu diyebilirsin. Hocam belki yine 7,6,5,7,6,5 diye gidiyor olabilir. Veya 5,5,5 diye gidiyor olabilir diyebilirsin. Ben onu bilmiyorum. Ben neyi biliyorum? Bana tekrar düştüğünü göstermeden nokta nokta koymuş.
O zaman benim için bu tekrara düşmüyor. Öyle kabul edeceğiz. Tamam mı? Sana gelip de mesela 3, 7, 7, 6, 5 derse, nokta 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 koyarsa yine bu irrasyonel. Neden? Çünkü sonda tekrar göstermesi lazım. Burada arada 7, 7 gelmiş ama bir daha hani burada tekrara düşecek mi bilmiyorum. Burada bozulmuş o. Tekrara düşmeyi göstermemiş. Dolayısıyla bu ne? Yine irrasyonel diye söyleyeceğim. Bununla alakalı eskiden şöyle kümeleri çizip de sorular gelirdi. Artık çok görmüyoruz ama çözdüğün soru kaynaklarında belki karşılaşabilirsiniz. Şimdi doğal sayılar kümesi dersek buna, bunun içinde ne olacak? 0 olacak, 1 olacak, 2 olacak, böyle sonsuz tane eleman olacak. Sonra bunun üzerine ilave olarak eksi 1, eksi 2, eksi 3'ü koyarsam böyle eksi sonsuza kadar ne olacak? Doğal sayılar kümesiyle birlikte olan şu kümeye biz tam sayılar kümesi diyeceğiz. Sonra bunun üzerine de küsürlü sayıları eklersen, mesela 3 bölü 4 gibi, eksi 2 bölü 5 gibi, ondan sonra 2,7 devrediyor gibi sayılar eklersen, sonsuz tane de böyle sayı var. Tam sayılar ve doğal sayılarla birlikte bunların hepsini de ben ne diyeceğim? Rasyonel sayılar kümesi diyeceğim. Sonra bir de rasyonel olmayan sayılar vardı. Yani irrasyonel sayılar vardı. Onu da ayrı bir tarafta gösteriyorum. Bak bunların içinde göstermedim. Bu da ne olacak? Kök dışında çıkmayan sayılar. Mesela kök 5. Mesela kök 15. 15 bir şeyin karesi değil sonuçta. Mesela pi sayısı. Değil mi? Mesela 12,46 nokta nokta nokta. Tekrara düştüğünü göstermeden ne yaptı? Nokta 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 koydu. Bunlar irrasyonel sayılar. İşte bu yukarıdaki kümelerin hepsini kapsayan kümeye de ben reel sayılar kümesi diyorum. Onu da büyük R ile gösteriyorum. Yukarıdaki kümelerin hepsini kapsayan küme. Şimdi burada nasıl bir soru geliyor onu göstereyim size. Diyor ki ben yeşille göstereceğim. Şuraya kök 36 yazabilir miyim? Sana bunu yerleştirerek veriyor. Kök 36'yı buraya koyuyor. Sonra başka bir yere bir tane daha bir şey koyuyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangi ikisi yer değiştirirse yukarıdaki görsel doğru olur diye soruyor mesela. Ben buraya kök 36'yı yazamam. Neden yazamam? Çünkü kök 36 6 demek. Evet bir tam sayı. Burası da tam sayılar kümesinin içinde bir yer ama eğer sen kök 36'yı buraya yazarsan bu tam sayı ama doğal sayı değil demiş oluyorsun. Çünkü doğal sayılar buradaydı. Halbuki 6 ne? Aynı zamanda bir doğal sayı. Dolayısıyla ne yapmam lazım benim? Bunu buraya değil de kök 36'yı buraya yazmam gerekiyor. Burada yazarsam yanlış söylemiş oluyorum. Tam sayı ama doğal sayı değil demiş oluyorum. Yani buraya yazarsam ne oluyor ama? Hem doğal sayı hem tam sayı hem rasyonel sayı olmuş oluyor. Tamam. Onun için bu yerleşimlere dikkat edin. Bir de mesela öğrencilere soru sorarken işte hangisi irrasyoneldir diye sorduğum zaman diyelim ki kök 2 bölü 3'ün burada kök dışına çıkmayan bir sayı var. Bu irrasyonel sayı diye söylüyor. Veya işte 2 kök 3 diyor. Diyor ki burada kök dışına çıkmayan bir sayı var. Bu da irrasyonel diye söylüyor. Diyorum ki kök eksi 4 bu irrasyonel sayı mı diyorum. Hemen irrasyonel diyor kimisi. Kimisi de diyor ki hocam eksi 2 diye çıkar diyor. Rasyonel olacak diyor. Halbuki ikisi de yanlış. Neden? Biz buna ne demiştik? Kökün içi eksi olmaz demiştik. Bu tanımsız diyeceksin. Buna irrasyonel sayı demeyeceksin. Reel sayılarda tanımsız. Tamam mı? Şimdi gelelim bir diğer başlığımıza. Nedir o? Geçen sene gördüğümüz devirli ondalık gösterimi nasıl rasyonel sayı olarak yazıyorum. Ne yapacağım? Mesela şöyle A, B, C, D diye şöyle bir sayı yazayım. Diyeceğim ki sayının tamamını yazıyorum. A, B, C, D diye. Eksi ne yaptım? Devretmeyen kısım. Yani A, B'nin tamamını çıkardım. Bölü. Devreden kadar 9 koydum. Virgülden sonra devretmeyen bir tane var. Bir tane de 0 koydum. Bu şekildeydi kuralımız. Geçen sene 7. sınıfların video oynatma listesinde bunun detaylı anlatımı var yani. Yeterince örnek var orada. Burada tekrar üzerinde durmayacağım. Ne yapıyorduk? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım
Eğer bunu unuttuysanız bence bunu da dolabınıza yazıp asabilirsiniz. Burada devreden kadar 9. Virgülden sonra devretmeyen kadar 0. Kuralımız bu şekildeydi. Bir de örnek yapalım bununla alakalı. 1,2 devrediyor. Artı 2,5 devrediyor. Artı 5,1 devrediyor. Bölü 2,84. 4 devrediyor. İsterseniz videoyu durdurup çözümünü yapın. Sonra da kontrolünü yaparsınız. Ne yapacağım? Sayının tamamı 12. Eksi devretmeyen kısım 1 bölü devreden bir tane var. Virgülden sonra devretmeyen yok. Dolayısıyla böyle kalacak. Artı 25 eksi 2 bölü 9 artı 51 eksi 5 bölü. Bakın 51 eksi 1 yapıyor bazen öğrenciler. Hata yapmayın lütfen. Devretmeyen kısım yani 5'i çıkartıyoruz. Bölü 9. Aşağısı ne olacak? 284 eksi 28 bölü bir tane devreden var. Virgülden sonra devretmeyen bir tane var. Dolayısıyla ne olacak? 9, 0. Yukarının işlemini yaptığım zaman 11 bölü 9, 23 bölü 9, 46 bölü 9. Bunları toplarsam ne yapacak? 80 bölü 9 yapacak. Aşağısı da 256 bölü 9 yapacak. Bundan sonra zaten kesirlerde bölme. Yukarıyı aynen yaz. 80 bölü 9. Aşağıyı ters çevir çarp. Yani 9 bölü 256. Ne oldu? 9'lar gitti. 80 bölü 256 oldu. Sonra burada da 16'ya böldüm. 16'ya böldüm. 16 ile sadeleştirme yapıyorum. Burası 5 geldi. Burası 16 geldi. Yani cevap neymiş? 5 bölü 16'ymış diyeceğim ama burada küçük bir hata yapmışım. Neydi? Burada 90 yazdım. Buraya 9 yazdım. Yani şurası 90 olacak. Dolayısıyla ters çevirdiğim zaman buraya 90 gelecek. Dolayısıyla buradan çarptığım zaman burayı, bunları sadeleştirdiğim zaman burası 10 olacak. Çarptığım zaman burası 800 olacak. Yani 800 bölü 16, burası 50 gelecek. 50 bölü 16 da nedir? 25 bölü 8'dir diye söyleyeceğim. Şimdi bir sonraki örneğime geçtim. Hangileri rasyonel, hangileri irrasyonel bunları söyleyelim. Mesela 0,2333 dedi nokta 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 koydu. Bu nedir? Tekrara düşmeyi gösterdi. Dolayısıyla bu rasyonel. Ne yapacağım? 0,23 devrediyor diyeceğim. Yani ne olacak? 23 eksi 2 bölü 9 olacak. Mesela eksi 0,27 dedi. 27 devrediyor. Bu ne? Devir onluk sayıysa rasyoneldir. Dolayısıyla bu neye eşit olacak? Eksi duracak. Sayının tamamı 27. Devretmeyen kısım 0. 2 tane 9 var. 99. Eksi 27 bölü 99 olacak. Mesela köküç. Direkt irrasyonel diyebilirim. Mesela kök 1,2 devrediyor. Şimdi bu bir şeyin karesi mi? Bilmiyorum. Burada ne yapacağım? Bunu önce kesir olarak yazacağım. 12 eksi 1 bölü 9. Bu da nedir? Kök 11 bölü 9. 11 bölü 9 bir şeyin karesi mi? Değil. Dolayısıyla bu ne? İrrasyonel. Mesela kök 2,7 devrediyor. Ne olacak? Kök 27 eksi 2 bölü 9. Bu da nedir? 25 bölü 9. 25 bölü 9 ne? 5 bölü 3'ün karesi. İçimdeki neyin karesi? 5 bölü 3'ün. Demek ki bu neymiş? 5 bölü 3'müş diye söyleyeceğim. Peki çarpma ve bölme yaparken ne yapıyorum köklü ifadelerde? Çarpma ve bölme yaparken kökün dışındaki sayıyla dışındaki sayıyı çarpıyorum. Kökün dışına yazıyorum. İçindekiyle de içindekini çarpıyorum. Kökün içine yazıyorum. Yani dışarıdakiyle dışarıdaki çarpılıyor, dışarıda kalıyor. İçeridekiyle içerideki çarpılıyor, içeride kalıyor. Aynısı bölmede de geçerli. Şimdi örnekle gösterelim. Diyelim ki kök 3 çarpı kök 5. Dışarıda bir şey yok gözüküyor. Dolayısıyla dışarıya dokunmayacağım ki aslında burada gizli bir tane 1 çarpanı vardır. Bir kere bir 1 yapar. Ama bunu yazmama gerek yok aslında. Ne yapacağım? İçeriyle içeriği çarpacağım. 3 kere 5 15. Yani bu nedir? Kök 15.
Dışarıda bir şey yoksa zaten kafanı kaşıdın. Kök 3 ile kök 5 çarptım, kök 15 geldi diye direkt söyle. Diyelim ki 2 kök 3 var, kök 5 var. Ne yapacaksın? Dışarıda sadece 2 var. Dolayısıyla 2 dursun. 3 ile 5'i çarptım, 15. Tamam. Aslında ne yaptım ben burada bakın? Burada 1 vardı, değil mi? Şurada çarpı var. 2 ile 1'i çarptım. 2, 3 ile 5'i çarptım, 15. Dışarıdakilerini çarptım. Dışarıda içeridekilerini çarptım. İçeride. Mesela 2 kök 6, 3 kök 5. Çarpıyorum. 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. Kök 30. Tamam. Mesela bölmeden örnek verelim şimdi. Kök 8 bölü kök 2. Ne yapıyorum? Kök 8 bölü 2. Dışarıda zaten bir şey yok. Ne olacak? Bu da kök 4. Yani 2. Mesela kök 8 bölü kök 2. Ne yaptım? Ortak kökte çarpma ve bölmede bunu yapabiliyorum. Ortak kök içinde çarpabiliyorum veyahut da ortak kök içinde bölebiliyorum. Ama toplama çıkarmada böyle bir şey yok. Ne olacak bu? 8 bölü 2 kök 4 gelecek diye söyleyeceğim. Diyelim ki bana 6 kök 2 bölü 12 kök 3 dedi. Şimdi bakın burada şöyle yapabiliyorsun. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. Burada 1, burada 2 kaldı. Kök 2 bölü 2 kök 3 oldu. 1'i yazmama gerek yoktu. Bu böyle kalacak. Neden? Çünkü kökün içindeki bir sayıyla kökün dışındaki bir sayı sadeleşmez. İçerideki ile içerideki sadeleşebilir. Tamam mı? Mesela atıyorum bir önceki örnekte şurada 2'ye böldüm. Burada kök 1 kaldı. 2'ye böldüm. Burada kök 4 kaldı. Kök 1 demek 1 demek zaten. Kök 4'te 2 diye çıkar dışarı diye yapabilirsin. Kökün içi ile kökün içi sadeleşebilir. Burada olduğu gibi kökün dışı ile kökün dışı da sadeleşebilir. Tamam mı? Ama kökün içi ile dışı sadeleşmez. Burada yapabileceğim iki şey var. Bir, bu 2'yi içeri almak. Anlatmadım henüz. Birazdan anlatacağım. Ya da burada dışarı çıkan bir şey varsa dışarı çıkarmak. Yoksa ne olacak? Benim sonucum böyle kalacak. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Kök 40 çarpı kök 18 bölü kök 80. Tamam. Burada şimdi sadece çarpma ve bölme olduğu için ben bunu en kısa şöyle çözerim. Hepsini ortak kökte yazarım. 40 çarpı 18 bölü 80 diye. Sonra sadeleştirmelerimi yaparım. 40'a böldüm 2, 40'a böldüm 1, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 9. Kök 9'da 3 gelir diye böyle yapabilirim. Ya da İşi uzatmak istersen de kök 40 demek tabi bunu anlatacağım birazdan ya da bunu anlatmak şimdi söylemeyeyim de şöyle yapayım başka bir örnek veriyorum diyelim mesela 2 kök 10 çarpı 3 kök 2 bölü buna başka bir örnek buna başka bir örnek diye söyleyeyim bölü 4 kök 5 olsun mesela böyle bir soru geldi diyelim ki ne yapacağım? Şuradaki kökün içiyle 5'e böldüm 1. Burada kökün içi 5'e böldüm 2. Tamam. Mesela bu kökün dışında 2'ye böldüm 1. Bu da kökün dışında 2'ye böldüm 2. Ne oldu bakın? 1 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü aşağıda kök 1, 2 kök 1 var. Kök 1'i yazmama gerek yok zaten. Ne oldu bakın? Dışarıda şurada 1 var. 3 kere 1, 3. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Kök 4. Bölü 2. Kök 4 demek zaten 2 demekti. Değil mi? Yani 3 çarpı 2 bölü 2'den bunlar gitti. Cevap ne geldi? 3 geldi diye söyleyeceğim. Şöyle bir dikdörtgen verdim. Burası kök 3, burası kök 7. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanı nedir diye sordum. Ne yapacağım? Kök 3 ile kök 7'yi çarpacağım. Bu da nedir? Kök 21'dir. Bir de şöyle bir örnek vereyim. Dikdörtgeni çizdim. Uzunluklarını yerleştirmedim. Dedim ki alanı kök 45 birim kare olan dikdörtgenin kısa kenarı kök 3 birim ise uzun kenarı soru işareti. Hemen dediniz ki burası kök 45 hocam. Burası kök 3.
Kök 3'ü ben kök 15'e çarparsam kök 45 yapar dediniz. Evet doğru. Ama ben bunu denklem göstererek çözmek istiyorum. Ben buraya x dedim. Dedim ki x çarpı kök 3 eşittir kök 45 olacak. Denklem çözerken de ne yapıyordun? Çarpım durumunda bir sayı varsa x'i yalnız bırakmak için iki tarafı da kök 3'e bölüyordun. Değil mi? Bunlar gitti. Kök 45 bölü kök 3 ikisi kökün içinde olduğu için ne yapacağım? 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 15. Kök 1 demek 1 zaten. Ne oldu? X eşittir. Kök 15 geldi diye söyleyeceğim. Bir diğer başlığımıza geldik. O da nedir? Köklü bir ifadeyi A kök B şeklinde yazmam. A kök B şeklinde yazmam. Bu da şöyle olur gençler. Diyelim ki kök 72 sayısı var. İki yöntem kullanabilirim. Yani yöntem derken bir tanesi şu. Direkt ben tam kare sayılara hakimsem eğer çarpmam da iyiyse şöyle yapabilirim. 72 sayısını ben hangi tam kare sayı bir çarpan olacak şekilde yazabilirim diye düşünürüm kafadan. Mesela 36 çarpı 2 olduğunu hemen söyleyebildim ben. 36 6'nın karesi olduğu için dışarıya 6 diye çıkar. Bu 2 de içeride kalır. Mesela. Aslında yaptığım olay ne biliyor musunuz? 72'yi ben 36 çarpı 2 diye yazdım. Ve çarpmadayken ben ortak kökle yazabildiğim gibi ben bunu kök 36 çarpı kök 2 diye de yazabilirim sonuçta. Çarpınca bunlar ortak köke geçiyor. E kök 36 da 6 diye çıktı dışarı. Ne oldu? Kök 2 oldu. Değil mi? Yani yaptığım olay bu aslında. Ya böyle kafadan söyleyeceğim ya da diyeceğim ki 72 sayısı için algoritma oluşturacağım. 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Ve diyeceğim ki her iki tanesi, mesela bu ikisi 2'nin karesi yapıyor. Bunların hepsinin çarpımı bana 72 veriyor ya. Şöyle göstereyim hatta. 2'nin karesi 2, 3'ün karesi. Ne olacak bakın? 2'nin karesi 2 diye çıkacak dışarı. 3'ün karesi 3 diye çıkacak dışarı. Bu iki tekli olduğu için içeride kalacak. Yani ne oldu bu? 2 kere 3, 6 kök 2. Yani bunu yaparken diyeceğim ki her iki tanesini bir tane olarak dışarı çıkar. Bu da bir tane olarak dışarı çıktı. Dışarı çıkanları dışarıda çarp. 2 kere 3, 6. İçeride kalanları içeride çarp. Bitti. Mesela kök 96'yı düşünelim. Ne yapacağım? Şuraya yapayım. 96 2'ye böldüm 48 2'ye böldüm 24 2'ye böldüm 12 2'ye böldüm 6 2'ye böldüm 3 3'e böldüm 1. Bu ikisi bir tane çıktı. Bu ikisi bir tane çıktı. Bu tekli kaldı, bu tekli kaldı. Dışarı çıkanları çarptım. 2 kere 2 4 kök. İçeride kalanları çarptım. 2 kere 3 6. 4 kök 6. Tamam. Şimdi size bununla alakalı gelebilecek farklı bir örnek sorayım. Daha önce de denemelerde çıkmış bir soru. Kök 72 sayısı A kök B şeklinde yazılırsa kaç farklı A artı B değeri elde edebilir? Şimdi bunu iki türlü yapabilirim. Bir, az önce yaptığım gibi 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1 derim. Sonra yazarım kök 72 2'nin karesi çarpı 2 çarpı 3'ün karesi de yazarım. Derim ki ya hiçbir şey dışarı çıkarmam. 1 kök 72 diye kalır. Veya sadece 2'yi çıkarırım. Burada 2 kere 9 18 kalır. Veya sadece 3'ü çıkarırım. Sadece 3'ü çıkarırım. 2 kere 2 4 2 ile çarptım 8 içeride kalır. Veya ikisini de çıkarırım. Yani 2 çarpı 3 diye çıkar bunlar 6 olur. İçeride de 2 kalır. A artı B'leri sorduğu için bana burada A artı B ne gelecek? 73 gelecek. Burada ne gelecek? 20 gelecek. Burada ne gelecek? 11 gelecek. Burada ne gelecek? 8 gelecek. Demek ki cevabım 4 farklı değermiş diye söyleyeceğim. Tamam. Yani bunun kısa yolu nedir? Alternatif çözümü. Şöyle yaparım. Kök 72'yi kat sayısı en büyük olacak şekilde dışarıya çıkarırım. Kat sayı en büyük olacak şekilde
dışarı çıkarır. Bunun çarpanları kadar farklı A küp B değeri oluşur. Bu katsayının çarpanları kadar farklı A kök B değeri oluşur. Bakın gerçekten 6'nın çarpanları neler? 1, 2, 3 ve 6. Değil mi? Bakın 1, 2, 3 ve 6. Gördünüz mü? Yani yaptığım olay ne biliyor musunuz? Birazdan anlatacaktım bunu ama 1 kök, 2 kök, 3 kök ve 6 köklü sayılar elde edeceğim ben. Şimdi söyleyeyim bari. Şurada ek bilgi olarak diyeyim ki A kök B'de katsayıyı kök içine alırken katsayının karesi alınır, içerideki sayıyla çarpılır. Katsayının karesi içerideki sayı ile çarpılır. Yani kök içinde A kare çarpı B olur. Dolayısıyla burada onu kullanacağım. 1'in karesi 1. İçerideki ile çarpınca ben kök 72 yapmasını istiyorum. Ne olacak o zaman bu? 72. 1'in karesi 1. 1 ile neyi çarparsam 72 yapar? 72. 2'nin karesi 4. 4 ile neyi çarparsam 72 yapar? 18. 3'ün karesi 9. 9 ile neyi çarparsam 72 yapar? 8. 6'nın karesi 36. Ne ile çarparsam 72 yapar? 2. Diye bu şekilde hızlıdan bunları bulabilirsiniz. Tamam mı? Dolayısıyla A artı B'leri sorduğu için de sonradan toplarsın. 73, 20, işte 11 ve 8 diye toplarsın. Şimdi katsayıyı kök içine almayı da gösterdiğimize göre köklü bir ifadeyi doğal sayı yapan çarpanlardan bahsedelim. Doğal sayı yapan çarpanlar. Nedir bunlar? Mesela kök x ile kök x'i çarparsan aslında doğal sayı demeyelim de rasyonel sayı yapan çarpanlar desek daha doğru olur aslında ama. Kök x ile kök x'i çarparsan ne olacak? Kök x kare olacak değil mi? İçeriyle içeri çarpıyorum çünkü. Bu da ne olacak? X diye çıkacak. Yani x doğal sayıysa kendisiyle çarptığım zaman köklü bir ifadeyi kendisiyle çarparsan içi dışına çıkar. Ben böyle söylüyorum bunu. Dolayısıyla ne olacak? Ben A kök x ile B kök x ile çarparsam A çarpı B kök x kare olacak. Yani A çarpı B çarpı x olacak. Ne olmuş olacak? Kökten kurtulmuş olacak. Diyelim ki kök 18 sayısını düşün. Bu nedir? 3 kök 2'dir. Kök 18 3 kök 2 olduğu için ne olacak? Ben bunu kök 2'li bir şeyle çarparsam sonuç ne olur? Sonuç bir doğal sayı olur. Mesela bakın kök 18 çarpı kök 2. Nedir bu? 3 kök 2 çarpı kök 2. Yani 3 kök 4. Kök 4 demek de 2 demekti. 3 çarpı 2'den 6. Mesela kök 18 çarpı kök 50. Ne olacak bu? 3 kök 2 çarpı 5 kök 2. Bu da ne yapacak? 3 kere 5 15. Kök 4. Kök 4 de 2 demekti zaten. 15 çarpı 2'den 30 gibi. Peki toplama çıkarma yaparken ne yapıyoruz? Ya bu arada şunu söyleyeyim. Doğal sayı yapan çarpanları biz nerede kullanıyoruz biliyor musunuz? Soruyu çözdünüz, çözdünüz, çözdünüz. Cevabı diyelim ki toplama çıkarma yazayım şuraya. Cevabı siz diyelim ki 2 bölü kök 2 buldunuz ama şıklarda yok. Genelde paydada kök bırakmazlar cevapta. Onun için ne yapacağım? Ben bu kökten kurtulmak isteyeceğim. Nasıl kurtulabilirim? Paydadaki kökten kurtulmak istiyorum. Paydadaki kök dışına çıkmayan sayı neyse onunla genişletme yapacağım. Bakın ben bunu kök 2 ile genişletirsem ne oluyor? 2 çarpı kök 2 yani 2 kök 2. Kök 2 çarpı kök 2 yani kök 4. O da nedir? 2. Ne oldu bakın? Payda kökten kurtuldum. Şıklarda bu olur. Hatta bu ikili bu iki sadeleştiği için ikisi de kök dışında sadeleştiği için cevabım kök 2 olur diye söyleyeceğim. Toplama çıkarmada da şunu yapıyoruz. Eğer köklerin içi aynıysa katsayılar arasında işlem yapıyorum. Eğer köklerin içi farklıysa işlem yapamıyorum. Yani şu. 3 durum var aslında. 1. Sayılar çok basittir.
Yani tam karesayılardır, dışarı çıkar. 4 artı 5 artı 9 yaparsın. Cevap 18 diye bulursun. 2. Köklerin içinde aynı sayılar vardır. 3 kök 5 artı 7 kök 5 eksi 4 kök 5 gibi. Kök 5'i yazarsın. Ve kat sayılar arasında işlem yaparsın. 3 artı 7 10 yaptı. 4 çıkardım. 6 yaptı. 6 kök 5 geldi diye söylersin. Tamam mı? Aynı üst ifadelerde tabanlar ve üstler aynıysa katsayılar arasında işlem yapıp ona katsayı olarak yazıyorduk ya, aynı onun gibi. Veya işte kök 75 artı kök 48 eksi kök 12 diyelim ki. Ne olacak işte? A kök 5 şekline getireceğim. 75 demek 75 3'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bu iki tanesi bir tane olarak çıktı. 5 kök 3. Sonra 48 aynısını yapacağım. 48 böyle böldüm böldüm. Direkt 16 çarpı 3 diye görürsen tabii ki 4 kök 3 diye çıktığını söylersin. Sonra burada ne olacak? 2 kök 3 olacak. Aynı şekilde 4 çarpı 3 olduğu için. Sonra kök 3'ler aynı geldi. Ne yapacağım? 5, 4 daha 9, 2 çıktı. 7 kök 3 diye söyleyeceğim. Katsayılar arasında işlem yapacağım. Ya da diğer bir seçenek ne? Kök 2 artı kök 3 geldi karşına. Bu böyle kalacak. Bitti. Bir şey yapamazsın. Kök 5 olmaz. Tamam mı? Kök 5 olmaz. Köklerin içi toplanmaz bu şey. Anlaşıldı. Köklerin içi farklıysa işlem yapamıyorum. Mesela kök 128 eksi kök 12 eksi kök 32. Diyelim ki bunu sordum. Ne yapacağım? 128. Bu 64 çarpı 2'dir. Yani 8 kök 2 olacak. Bu 4 çarpı 3'tür. 2 kök 3 olacak. Bu 16 çarpı 2'dir. 4 kök 2 diye çıkacak. Bakın kök 2'li kök 2'li. 8'den 4 çıktı. 4 kök 2. Kök 2'li olanların katsayıları arasında işlem yaptım. Burada da eksi 2 kök 3 var. Bu kök 2'li, bu kök 3. Bitti. Cevap bu. Daha ötesi yok. En fazla yaklaşık diyelim sonra. Ona da dediğim gibi ne yapacaksın? Önce bunu içeri alacaksın. 4 kere 4 16. 2 ile çarptım. Kök 32. Eksi 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım. 12. İçeri sokarken öyle yapıyorduk. Dışarıdakinin karesini alıp içeridekine çarpıyorduk. Kök 32 ne? 25 ile 36 arasında. Hangisi daha yakın? 36'ya daha yakın. Yani 5,6 gibi bir şey. Bu ne? 9 ile 16 arasında. 9'a daha yakın. Bu da 3,4 gibi bir şey. Aradaki farkı alırsam ne olacak? 5'ten 3 çıktım. 2,2 gibi bir şey. Yani bu sonuç ne olacak o zaman? 4 kök 2 eksi 2 kök 3. 2,2 gibi bir şey dedim ya. 2 ile 3 arasında bir sonuç olacak. Sana bu lazım. Tamam. Peki ondalık gösterinin karekökünü sorarsa ne yapacağım? Aslında bunu az önce göstermiştik. Sayıyı önce kesin olarak ifade edeceğim. Sonra pay ve paydasının ayrı ayrı karekökünü alacağım. Ondalık gösterimi karekökü. Diyelim ki kök 1,44. Ne olacak bu? Bu 144 bölü 100 demek olduğu için kök 144 bölü kök 100 yapacağım. Bu da ne gelecek? 144 dışarı 12 ile çıkacak. Kök 100 de dışarıya 10 ile çıkacak. Bitti. Sadeleştirme yapabilirsin. Mesela 14,4 dedi. Bu ne olacak? Bu 144 bölü 10 demek. Yani kök 144 bölü kök 10 olacak. Yani ondalık gösterimi kesin olarak ifade ediyorum. Pay ve paydanın ayrı ayrı kareköklerini alıyorum. Tamam, olay bu. Bir tane örnek yapalım bununla alakalı. 0,09 artı 0,16 bölü 1,69 artı 0,01. Ne olacak bakın? Bu 9 bölü 100 demek, yani kök 9 bölü kök 100. Artı bu 16 bölü 100 demek, yani kök 16 bölü kök 100. Bu 169 bölü 100 demek, kök 169 bölü kök 100. Artı bu da 1 bölü 100 demek, yani kök 1 bölü kök 100. Ne geldi buradan? Kök 9 3 diye çıktı. 110 diye çıktı. 4 bölü 10. 13 bölü 10. 1 bölü 10.
4, 3 daha 7 bölü 10. Paydalar aynı zaten. 13, 1 daha 14 bölü 10. Yukarıyı aynen yaz. Aşağıyı ters çevir, çarp. 10 bölü 10. Bu 10'lar gitti. 7 bölü 14 kaldı. Bunlar da sadeleşince 1 bölü 2 geldi. Bir tane daha örnek yapalım. Kök 1,44 bölü kök 0,36. Normal kesirler dişenler gibi aslında. Kök 1,21 eksi kök 0,49. Ne yapacağım? Bu 144 bölü 100 demek. Kök 144 bölü kök 100 bölü kök 36 bölü kök 100 kök 121 bölü kök 100 eksi kök 49 bölü kök 100. 12 bölü 10 bölü 6 bölü 10 11 bölü 10 eksi 7 bölü 10. Yukarıda bölme işlemi var. Birinciyi aynen yazacağım. 12 bölü 10 çarpı ikinci ters çevir çarpacağım. 10 bölü 6 bölü. Aşağıda çıkarma işlemi var. 4 bölü 10. Yukarısında bu onlar gitti. 12 bölü 6'da 2 geldi. Yukarıyı aynen yazdım. Aşağıyı ters çevirip çarptım. Ne oldu? 20 bölü 4'ten cevap 5 geldi. Özellikle bilmenizi istediğim soru çözümlerinde sık karşılaştığınız birkaç tane köklü ifade var. Nedir onlar? Bunları bence yazıp duvarınıza asın. Kök 72, kök 18, kök 50, sonra kök 75, kök 98, sonra kök 48, kök 96, kök 128, sonra kök 24, kök 125, kök 147, sonra kök 288, kök 375, kök 448 ve kök 867. Bunları bilirseniz rahat edersiniz diye düşünüyorum. Kök 72 dediğim zaten deminden beri kullanıyoruz. Nedir? 36 çarpı 2 olduğu için 6 kök 2'dir. 18 9 çarpı 2 olduğu için 3 kök 2'dir. 50 25 çarpı 2 olduğu için 5 kök 2'dir. 75 25 çarpı 3 olduğu için 5 kök 3'tür. 98 49 çarpı 2 olduğu için 7 kök 2'dir. 48 16 çarpı 3 olduğu için 4 kök 3'tür. 96 16 çarpı 6 olduğu için 4 kök 6'dır. 128 64 çarpı 2 olduğu için 8 kök 2'dir. 24 4 kere 6 24. Dolayısıyla 4 dışarıya 2 diye çıkacak. 2 kök 6. 125 25 çarpı 5 olduğu için 5 kök 5. 147 49 çarpı 3'tür. 7 kök 3. 288 144 çarpı 2'dir. Yani 12 kök 2. 375 125 çarpı 5 125 çarpı 3 125 de 25 çarpı 3 demekti. 25 çarpı 5 demekti. Yani 25 çarpı 15 olacak bu. Dolayısıyla ne yapacak bu da? 5 kök 15 olacak. Bakın 375'i şöyle de gösterebilirdik tabii ki. İşte 3'e böldüm 125, 5'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bu iki tanesi bir tane 5 olarak çıktı. 3 kere 5 15, 5 kök 15 diye bulabilirdim. 448 mesela onu da böyle bulalım. 448 2'ye böldüm 224. Sonra 2'ye böldüm 112, 2'ye böldüm 56, 2'ye böldüm 28, 2'ye böldüm 14, 2'ye böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Ne oldu bakın? Bu ikisi bir tane 2 çıktı, bu ikisi bir tane 2 çıktı, bu ikisi bir tane 2 çıktı. 2 kere 2 4, 2 ile çarptım 8 kök 7. Yani 64 çarpı 7'ymiş demek ki bu da. Tamam. Bu da ne? 289 çarpı 3 olduğu için 17 kök 3 olacak diye söyleyeceğim. Bunları bilmenizi istiyorum. Şimdi birkaç karma soru çözüp videoyu tamamlamak istiyorum. Mesela 1. Hangisi irrasyonel sayıdır? Söyleyeyim bakalım. Kök 36, kök eksi 36, eksi kök 36 ve
Eksi kök 2 bölü 3. A mı, B mi, C mi, D mi? Eğer B dediyseniz şunu unutmayın. Bu zaten tanımsızdı. Buna bir şey söyleyemiyorduk. Bu 6 demek hem doğal sayı hem tam sayı hem rasyonel sayı. Bu eksi 6 idi. Hem tam sayı hem rasyonel sayı. Bu ise kök dışına çıkmayan sayı olduğu için irrasyonel sayı. Yani cevabım deniz olacak. Kök içinde 1,2 artı 7,5 bölü 1,47. Şimdi bunu çözelim. Bakın bu 12 bölü 10 demek. Ne yapacağım? Kök 12 bölü kök 10 diye yazacağım. Kök 75 bölü kök 10 diye yazacağım. Bölü kök 147 bölü kök 10 diye, pardon, bu 147 bölü 100 olduğu için kök 100 diye yazacağım. Sonra bunları kök dışına çıkaracağım. Bundan sonrası kesirlerle toplama çıkarma aslında. Paydalar aynıysa toplama çıkarma yapabiliyorum. Değil mi? Burada paydalar aynı zaten. Yukarıları toplayabilirim. Ama köklerin içinde toplama diye bir şey yoktu. Köklerin içi aynı geliyor mu diye bakacağım. Bu ne? Kök 12. 2 kök 3. Bu ne? Kök 75. 5 kök 3. Köklerin içi aynı olduğu için ben bunları toplayabilirim. Yani 2 kök 3, 5 kök 3'ten 7 kök 3 bölü kök 10 diye yukarı yazabilirim. Kök 147 neydi? 49 çarpı 3'tü. Yani 7 kök 3 gelecek o da. Kök 100 de dışarıya 10 diye çıktı. Gördüğünüz gibi kesirlerde işlemler yapıyorum. Yukarıyı aynen yazacağım. 7 kök 3 bölü kök 10. Aşağıyı ters çevireceğim, çarpacağım. 10 bölü 7 kök 3. Bakın burada 7 kök 3'ler sadeleşti. 1 kaldı burada. Cevabım ne geldi? 10 bölü kök 10. Ama şıklarda bu yoksa ne yapacağım? Acaba sen doğal sayı yapan çarpanları biliyor musun diye denemek için şıklara bunu koymadı. Ne yapacaksın? Bunu kök 10'la genişleteceksin. Neden kök 10'la genişletiyorum? Çünkü işim öyle geliyor. Nasıl ki sen mesela 2 bölü 3 ile 1 bölü 5'i toplarken payda işlemek için bunu 5 ile genişletip bunu 3 ile genişletiyorsun. Neden bunu 5 ile genişletiyorsun? Çünkü işin öyle geliyor. Değil mi? O zaman eşitlik sağlanıyor çünkü. Burada da işime bu geliyor işte. Paydayı kökten kurtarabilmem için onu kendisiyle çarpmam lazım. Ne olacak bu? Kök 10 ile 10'u çarptım. 10 kök 10. Kök 10 ile kök 10'u çarptım. Kök 100 yani 10. Kök bir ifade kendisiyle çarparsam içi dışına çıkar. Buradan ne oldu bakın? Onlar sadeleşti. Cevap kök 10 geldi. Tamam. Kök 2 eksi 1 bölü kök 2. Kök 2 artı 1 bölü kök 2. Bakın çok zor gibi gözüküyor. Değil mi? Halbuki sadece kesirlerde toplama çıkarma yapacağım. Kesirlerde toplama çıkarma yaparken ne yapıyorduk biz? Paydaların aynı olmasını istiyorduk. Burada şimdi paydalar aynı değil. Bunun altında gizli bir tane 1 var. Bu kök 2, bu 1. Paydaları eşitlemek için ne yapacağım? Bunu kök 2 ile genişleteceğim. Ne olacak burası? Kök 2 ile kök 2'yi çarptı. Kök 4 yaptı. Yani 2 diye çıktı. 2 bölü kök 2 eksi 1 bölü kök 2. Bakın paydalar aynı oldu. Aynısını burada yapacağım. Bunu kök 2 ile genişlettim. 2 bölü kök 2 artı 1 bölü kök 2. Dolayısıyla burası ne geldi? 2'den 1 çıktı. 1 bölü kök 2. 2 ile 1'i topladım. 3 bölü kök 2. Yukarıyı aynen yaz. 1 bölü kök 2. Aşağıya ters çevir, çarp. Burada da kök 2'ler sadeleşti. Cevabı ne geldi? 1 bölü 3 geldi. Evet, bakın güzel bir soru. Yukarıda 4 farklı yay ve uzunlukları verilmiştir. Hepsinin aynı hizaya gelmesi için yaylar uçlarından çekiliyor. Buna göre en fazla çekilenden en az çekilene doğru sıralama nasıl olur? Şimdi bu soruyu çözebilmem için benim ne yapmam lazım? Sıralama yapabilmem için köklü ifadelerde hepsinin kök içinde olması lazım. Yaklaşık değer bulmak için veya sıralama yapmak için hepsini kök içine almam gerekiyor. Bu ne olacak? 4'ün karesi 16, 7 ile çarptım. Kök 112. Bu ne? 3'ün karesi 9, 11 ile çarptım. Kök 99. 6'nın karesi 36, 2 ile çarptım. Kök 72. 5'in karesi 25, 12 ile çarptım. Kök 300. Şimdi demek ki benim yaylarım en büyük olan burada kök 300. Şu dördüncüsü en fazla sarkık olan. Sonra 300'den sonra 112. Birincisi şuralarda. Sonra 99 bu buralarda. 72 de şuralarda. Şimdi soruyu iyi anlamak önemli burada. Diyor ki hepsinin aynı hizaya gelmesi için yaylar uçlarından çekiliyor. Hepsini şurada bir yere çekecek olsam, sallıyorum şu anda.
Bunu 1 çekiyorsa bunu 2 çekeceğim, bunu 3 çekeceğim, bunu 4 çekeceğim. Burası 1, burası 2, burası 3. yaydı. Bakın en fazla hangisini çektim? 3. yayı çektim. Sonra 2. yayı çektim. Sonra 1.yi çektim. Sonra 4.yi çektim. Bana en uzun yayı, en çok başlangıçtaki hali, en açılmış olanı sormuyor. Eşitlemek için çektiğim şu miktarları soruyor. Yukarıda 4 farklı yay ve uzunlukları verilmiştir. Hepsinin aynı hizaya gelmesi için yaylar uçlarından çekiliyor. Sen bu soruyu sınavda gördüğün zaman direkt he ne kadar diye bunları bulup buradan sıralarsan ters sıralarsın bunu. Bu da yanlış olur. Sınıfta sorduğum zaman da genelde yarı yarıya çıkıyor. Yani yarısı ters sıralama yapıyor, yarısı doğru sıralama yapıyor. Bu videoyu dinleyen sen lütfen buna dikkat et. Sorumuz çok önemli bir soru. Çünkü öğrenciler burada şöyle bir hataya düşüyor. Diyor ki hocam 1/16, 1/4 diye çıktı. 1/25, 1/5 diye çıktı. Halbuki yanlış. Neden yanlış biliyor musunuz? Kökün içinde toplama çıkarma varken tek tek dışarı çıkartamazsın. Tamam mı? Ne yapacaksın? Önce toplama çıkarmayı yapacaksın. Ondan sonra kök dışına çıkartacaksın. Çarpma ve bölmedeyken tek tek dışarı çıkar. Toplama çıkarmadayken tek tek dışarı çıkmaz. Bunu unutma. Dolayısıyla ne yapacaksın? Bunu 25 ile bunu 16 ile genişleteceğim ki paydalı işlemsin. Toplama çıkarma yapabilir. Bunu 64 ile bunu 36 ile genişleteceğim. Ne olacak bakın bu? 25 eksi 16 bölü 25 çarpı 16. Siz şimdi diyorsunuz ki hocam sayılar çok büyük geliyor. Nasıl olacak bu iş? Bakın dikkat ederseniz çarpmadım. Neden çarpmadım? 64 çarpı 36. Çünkü toplama çıkarmadayken tek tek dışarı çıkaramıyorum ama çarpma ve bölmede çıkarabiliyorum. Yani şurası kök 9 bölü 25 çarpı 16 bölü burası da kök 100 bölü 64 çarpı 36. Şu an sadece çarpma ve bölmeler var ya, ben bunu kök 9 bölü 25 çarpı 16 bölü bunu da kök 100 bölü 64 çarpı 36 düşünebilirim. Kök 9 3 diye çıktı. 25 5 diye çıktı. 16 4 diye çıktı. Çarpım durumda da. Bölü 10 diye çıktı. 8 diye çıktı. 6 diye çıktı. Çarpma ve bölmedeyken tek tek dışarı çıkartabiliyorum. Toplama çıkardayken çıkaramıyorum. Bakın yine çarpmadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaten birazdan sadeleştireceğim. Niye çarpmakta zaman harcayayım ki boşu boşuna? Birinci yayına yazdım. İkinci ters çevirip çarpıyorum. 8 çarpı 6 bölü 10. Bakın 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 2. Değil mi? Başka da sadeleşecek ne var? 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 3. Başka da bir şey yok. 2 kere 3, 6. 3 ile çarptım. 18. 5 kere 5, 25. Bitti. Mesela çok sevdiğim yanıltıcı birkaç soru var. Mesela diyorum ki kare kökü 256 olan sayının kare kökü kaçtır? Şimdi bu soruya yanlış cevap veren öğrenciler genelde 4 diyorlar. Neden? Çünkü soruyu şununla karıştırıyorlar. Karesi 256 olan sayının kare kökü kaçtır? Bunun cevabı 4. Ama bunun cevabı 4 değil. Neden? Çünkü burada diyorum ki ben karesi 256 olan sayı. Benim sayım mesela x ise, sayıya x dersen karesi 256. X kare 256. Yani o zaman x nedir? Kök 256'dır. Değil mi? Yani 16'dır. 256 16'nın karesi. Yani karesi 256 olan sayının 16'nın kare kökü kaçtır? Kök 16 kaçtır? 4'tür. Halbuki burada ne diyorum? Benim bir sayım var. X dedim ona. Kare kökü 256'ymış. Kök x eşittir 256'ymış. Olan sayının. Yani x'in. Kare kökü kaçtır? Kök x nedir? Yani 5'i 5 kuruştan 5 yumurta kaç kuruş yapar gibi bir soru bu. Zaten söylediğim şeyi soruyorum işte. Kaç olacak bu? 256 olacak. Mesela sevdiğim sorulardan biri de şu. İşte kök 3 ile kök 125 arasında kaç tam kare sayı var? Ne yapacağım? Şimdi kök 3 ile kök 125 arasında kök dışına çıkan sayılara bakacağım. Kök 4, kök 9, kök 16, değil mi? Kök 25. Hepsini tek tek yazmak zorunda değilim aslında. Kök 36,
kök 9, kök 64, kök 81, kök 100 ve kök 121. Bunlar ne diye çıkıyorlar? Yani bunları gördüğünüz zaman mesela şey yapıyorsunuz bazen. Sen bunu 4 diye düşünüyorsunuz. Halbuki 4 başka bir şey, kök 4 başka bir şey. Yani sen bunu görünce 2'yi düşüneceksin. Bu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sana eğer deseydi ki kaç tam sayı var deseydi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane derdin. Cevap 10'du. Ama öyle söylemiş. Kaç tam kare sayı var demiş. Dolayısıyla kaç tam kare sayı var dediği için ne yapacağım? Bakın 2 tam kare sayı değil, 3 tam kare sayı değil, 4 tam kare sayı. 5 değil, 6 değil, 7 değil, 8 değil, 9 tam kare sayı. Yani ne oldu? Cevap 2. 2 tane tam kare sayı var. Tamam. Kaç tam sayı var? 10 tane. Yani bunu kısa yoldan nasıl yapardım? Kök 3 1 virgüllü bir şey. 1 virgüllü bir şey. Kök 125'te 11 virgüllü bir şey. Yani 2'den 11'e kadar olan tam kare sayılar. 4 ve 9 başka yok diye de yapabilirdim. Diyelim ki sana kök 6 artı kök 9 gibi iç içe olan kökler verdi. Bunlarda ne yapacaksın? Diyeceksin ki aynı iç içe parantez gibi düşüneceksin. İlk önce en içerideki parantezi yapacaksın. Kök 9 demek 3 demek. 6 artı 3. Ondan sonra 6 artı 3 9 demek. Biliyorsunuz toplama çıkarma varken zaten tek tek dışarı çıkıyordu. Önce işlemi yapmam gerekiyordu. Kök 9 da ne demek? 3 demek. Cevap 3 geliyormuş. Yani ne yapıyorum? Kök dışına çıkar işlemi yap. Kök dışına çıkar işlemi yap diye böyle en içeriden dışarıya doğru gidiyorum. Son bir soru kalıp daha söyleyeceğim ve videoyu tamamlayacağım. O da ne? Kök 75 sayısının yaklaşık değerini bulmak için hangi sayının yaklaşık değerini bilmem gerekir? Şimdi bu sorularda yaklaşık değeri bilinmeli diyeyim. Bu sorularda şöyle yapıyorum. Kök 75 demek ne demek? 5 kök 3 demek değil mi? Kök 75, 5 kök 3 demek. O zaman ben kök 3'ün kaç olduğunu bilirsem bu sayının da yaklaşık değerini bilirim. Öyle değil mi? Mesela kök 3'ün ben 1.7 olduğunu biliyorsam ne olur? Kök 3 yerine 1.7 yazarım. 5 çarpı 1.7'den bunun 8,5 olduğunu yaklaşık olarak söyleyebilirim. Tamam. Dolayısıyla yaklaşık değerini bulmak için hangisini bilmem gerekiyor derse kök dışına çıkmayan ne varsa onun değerini bilmem gerekiyor diye söyleyeceğim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diyorum. Karma sorulara devam edeceğiz.